Monitör'ü 2018 yılında kurduk. İzmir merkezli video ve film odaklı bir güncel sanat projesi diyebiliriz belki. Bir mekanımız yok. Göçebe olarak ilerledik. İzmir'deki kullanımdan düşmüş ya da amacı farklı olan mekanları sergi mekanına çevirerek farklı formatta sergiler gerçekleştirdik. Çoğunlukla Türkiye'den ve yurt dışından birer sanatçı bir araya getirerek sergiler düzenledik. Bunun ardından konuşmalar yaptık. 2018'de ilk sergimizi bağımsız olarak gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Daire Başkanlığı'nın bir desteği vardı burada. Ardından kültür için alan desteğini kazanarak 2020 yılına kadar 17'ye yakın sergi yaptık İzmir'de. Hatta bunlardan bir tanesi gene bağımsız bir proje olarak Amsterdam'da Corridor Project Space'te de bir işbirliğimiz gerçekleşmişti. Sergiler böyle devam etti ve şimdi tekrar gene kendimiz bağımsız olarak Monitör'ün bu son sergisini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki pandemi dolayısıyla dijitale aktarmak durumunda kaldık mevcut yasaklardan dolayı. Bu durumun şartlarını kullanarak sergiler ve konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Birin içinde iki sergisi, Borga Kantürk ve Gizem Karakaş'ın dahil olduğu bir sergi ve bu sanatçılardan bahsetmek gerekirse başta, çünkü sonrasında Nursaç'a devredeceğim ben bu girişten sonra. Gizem 2009 yılında Sorbonne Sanat Akademisi'nden mezun oluyor ve daha sonra Plastik Sanatlar bölümünden mezun oluyor. Daha sonra gene aynı bölümde Sanat ve Yeni Medya bölümünde yüksek lisansını tamamlıyor. Gizem Karakaş çalışmalarında insanlık halini kendi geçmişi ve ilişkileri üzerinden yansıtmaya çalışıyor. Video, fotoğraf, ses ve yazılardan oluşan işleri otobiyografik ve kurgusal anlatılar arasında kalan anlaşılması zor alanlar üzerinden samimiyet kavramını araştırıyor. 2017'den beri Gizem Hah ve Hayırlı Evlat kolektiflerini yürütüyor arkadaşlarıyla beraber. 2011'den bugüne de sanatçı Ethem Şahin'le birlikte Media Artist adı altında interaktif performanslar gerçekleştiriyor. Borga Kantürk, İzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar 9 Eylül Üniversitesi, kendi üniversitemin adını yanlış söylüyorum. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun oluyor. Burada lisans, yüksek lisans ve sanatlı yeterlik programını bitirdikten sonra yine aynı üniversitede şu an doktora öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Borga sanatçılığının yanı sıra küratör, yazar ve birçok kolektif yürütücüsü olarak aslında fiili birçok projede yer alıyor. Borga'nın ilk yaptığı projelerden birisi hatırlarsınız Kutu Taşınabilir Sanat Mekanı. 2002 yılında bunu gerçekleştirmişti. Hepimizin bildiği K2 Güncel Sanat Merkezi'nin kurucuları arasında olan Borga, son zamanlarda 6x6x6 İzmir kolektifi ve ardından Karantina Güncel Sanat Mekanı'nın da kurucularından birisi. Borga'nın çalışmalarında çoğunlukla tarih ve hafıza, toplumsal hafıza, hafızanın kaybı, resmi tarihin unutturduğu, kaydetmediği yerel tarihler sanatçının çalışmalarındaki odak noktasını oluşturuyor. Üretim pratiğinde arşivleme önemli yer tutuyor. Belgeleri, gündelik verileri karşısına çıkan buluntu nesneleri toplayarak kişisel arşivini oluşturuyor. Eminim atladığım birçok şey vardır. Böyle biraz özetlemeye çalıştım ikinize dair olan bilgileri. Eksiğim varsa affola. Son bir şey söyleyip Nursaç'a söz devireceğim. Konuşmayı ortalama 1-1,5 saat arası düşünüyoruz. Hani belki 1 saati konuşma olarak düşünüp 15-20 dakika belki yarım saati soru cevap olarak değerlendirebiliriz. Şimdiden herkese çok teşekkürler katıldığınız için. Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Ben de hem Mixer ve Bilsart ekibine, hem Borga ve Gizem'e, hem de konuşmaya katılan tüm izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Birin içinde iki odak noktası otoportre olan bir sergi. Bu sergide Gizem'in 2014 yılında ürettiği Dikkat Dikkat ve Borga'nın 2019'da ürettiği Ekiş Bir Meşgale isimli çalışmalarını gösteriyoruz. Bu iki çalışmayı sergi kapsamında ele alırken ay, parçalar ve bütün bana biraz yol gösterdi. Parçaları da bütün kadar önemli gören biriyim ama bütünün etkisinin her bir parçada var olduğu fikrini son zamanlarda bunun üzerine düşünmeye ve fark etmeye başladım. Bu sadece nesneler üzerinde değil, aynı zamanda kimliklerimiz üzerinde de öyle diye düşünüyorum. Ve her sanatçının kimliğinin inşasında varoluşsal kaygılar, yaşadığı toplumdaki olaylar, dünyanın halleri, kişisel meseleler gibi birçok faktörün payı var. Ve bunu yansıtma şekli de yine bireysel dinamikler vasıtasıyla yön buluyor.
Bana yansıyan görüntüde birbirinden farklı ifade biçimleri olan iki sanatçı görüyorum. İki kişinin birebir aynı olaylara maruz kalsalar bile, ki öyle bir olasılık varsa eğer, bunu farklı şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Veriyi alıp kaydetme, depolama, işleme ve paylaşma basamakları her birey için parmak izi gibi eşsiz geliyor bana. Bu girişin ardından sözü Gizem ve Borga'ya bırakırken onların olaylar karşısında geliştirdikleri tavrı ve bu tavrı çalışmalarına dönüştürme evrelerini merak ediyorum. Ve sanatçı kimlikleri oluşurken buna yön veren hangi durumlarla karşılaştıklarını. Dilerseniz başta Gizem'le başlayabiliriz, eğer uygunsa sizin için de. Çok teşekkürler Musaç. Ben de motor ekibine, Mikser'e, Bilsart'a, herkese çok teşekkür ederek ve bütün ilgilenen izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Soruna cevap vermek için, senin başta da söylediğin gibi bu üretilen, şu an sergide yer alan video 2014 yılında ürettiğim bir iş benim. 7 sene önce yani. Biraz o bağlamından aslında bahsedebilirim. O zamanlar dedim, çünkü şu an baktığım zaman çok daha farklı bir yerde duruyorum biraz. Biraz daha eski bir iş olduğu için. O sırada ben bir sanat galerisinde çalışıyordum. Yeni 2 sene önce mezun olmuş ve İstanbul'a dönmüş genç bir sanatçıydım. Ve işin içinde de onun etkilerini bayağı hissediyoruz bence bahsettiğim şeyde. Böyle sanattan bahsederken bile bir galeride çalıştığım için daha çok bunun piyasa tarafından ve oradaki dinamiklerden bahsediyor gibi geliyor. Benim kendi deneyimimde de yani benim okuduğum okulda bu piyasa ile ilgili aslında çok fazla bir şey öğretmemişlerdi bize. Ve sanatla ilgili çok daha idealize ettiğim, üstün gördüğüm ve böyle erişilemez gördüğüm bir fikrim varken bir anda gelip bir sanat galerisinde çalışıp böyle arka planında olan dinamikleri görünce çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım aslında ve böyle çok fazla geldi hepsi. Onunla başa çıkmak için de böyle bir 2 sene süresi boyunca etrafımda gözlemlediğim bu dinamikleri nasıl bir İş aktarırım gibi bir yol izledim sanırım. Devamda daha çok açacağız. Birazcık belki Borga'ya vereyim sözü. Sonra tekrar ben de devam edeyim. Selamlar hepinize. Hoş geldiniz. Öncelikle monitöre, sonrasında bilgisayar artı senkron ve Özgür'e de teşekkür ediyorum bu arada. Biz bu benim sergilenen videoyu Özgür Demirci ile birlikte bir proje olarak başlatmıştık. İlk Galata Rum Okulu'nda ikili bir video edisyonu olarak sergilemiştik. Süreç hala devam etmekte. Aslında Nursaç'ın sorduğu soruya yanıt olarak da benim aklıma yıllardır takılı olan bir zaman ve meşgale kavramı geliyor. Yani aslında bir çeşit zaman geçiriyoruz, yaşıyoruz, o izimizi devam ettiriyoruz, sesimizi iletmeye gayret ediyoruz ve bunu iletirken de kendi işte kültürel aygıtlarımızla veya işte dilimizle meşgulüz. Ben biraz mesela hep resim yaptığım zamanında, resim hala yapıyorum, fotoğraf çekiyorum ya da enstalasyonla uğraşıyorum. Şu ara video dokümenter veya işte video essay mantığında işler biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Bunların altında hep şöyle bir şey arıyorum. Bir çeşit rol yapma, acting meselesi var gibi geliyor bana. Biraz Gizem'e de yakın duran nokta bu işte. Dokümenter ve acting durumları var. Hem belgeliyorsun kendini hem de o belgelediğin sırada bir şeyleri de canlandırıyorsun, oynuyorsun. Bu bizim sonsuz meşgalemiz gibi aslında. Şey gibi, bir çeşit tümleşik yapıt meselesi gibi. Bize yüklenmiş ya da bizim kendi üstümüze alındığımız bir sanatçı olma ve sanatla beraber bir dil geliştirme mevzusu aslında kesitlere bile alınsa tek bir yapıt ya da iş odaklı değil, daha böyle devamlı boğuştuğumuz veya işte meşgul olduğumuz bir silsileyle ilişkili. Bu silsilenin pozitif yönleri de var, negatif yönleri de var. Yani şimdi geldiğimizde 2021, hele bir de pandemi koşulları gibi bir şeyi düşündüğümüzde, yani pandemi sadece şey koşul değil, yani hastalık üzerinden bir koşul değil, devletlerin ya da işte yönetimlerin politikası üzerinden de düşündüğümüzü daha iç karartıcı bir noktadan bakabiliyorum mesela yaptığım işe. Benim Özgür'le başladığım süreçte bundan daha 2014 olmasa da işte birkaç yıl önceye dayanan bir süreç. O yıllarda nispeten bu
dert edindiğimiz meşgul olma, ek iş, iş ihtiyacı gibi şeylerden söz ediyorduk. Şimdi daha farklı boyutta görme fırsatı sağladı. O yüzden monitörü tekrar teşekkür ederim. Gizem'in işine yeniden bakmak, hem benim bu sürece ya da işaret ettiğim noktaya bugün üzerinden bakmak hepimiz için belki güzel yeni tartışmalar ya da alternatifler üretmemize yarayabilir. Şimdilik kesiyorum çok uzatmadan. Teşekkür ederim. Bu arada o zaman sana tekrar bir soru yönlendirmek istiyorum. Bu çalışmana baktığımda zihnimde Ay'a yaklaşıyormuşsun gibi bir görüntü beliriyor. Ay'a yaklaşmışsın ya da o sana yaklaşıyor ve denizi çekip içindekileri bize gösteriyor gibi bir manzara var. Ve burada çok fazla parça var, dağınıklar ama bir yandan da hepsinin hepsine tek bir kimliğe de büründüren bir aradalıkları da mevcut. Bunlar bir sonsuzluk hissi yaratıyor bana baktığımda. Sanki her bir obje, her bir parça sahip olduğu anlamın ötesinde konuşabiliyor. Belki herkes bunu farklı şekilde değerlendirebilir ama sen Ay'a yaklaşırken uzaklaştığın dünya oradan nasıl görünüyor diye sormak istiyorum. Güzel bir metafor denk geldi aslında. Böyle ben de uzaydaymış gibi hissetmek, işte böyle hatta Türkiye'de de bir ara yeni tekrar gündem oldu astronot fikri mesela. Astronota isim arıyorlardı. Böyle bir shuttle'ın içerisinde hapis duygusu, aslında sanatçı ve o sanatçının kendine alan yaratamama, yaratma, o alanda farklı rollerde işte bir teneke kutunun veya işte bir izole kabinin içinde hissetme hissine çok kafa yoruyordum. Hatta şey, yani şimdi bakınca, 2021'de bakınca o hissiyata çok daha doruk noktasına çıktı. Çünkü hepimiz böyle bir online zaman kapsülü içerisinde konuşuyoruz birbirimize. Gönül isterdi keşke böyle bir masa etrafında toparlanıp fiziki nefeslerimizi veya işte jestlerimizi de bir şekilde ortama yayabilseydik. Hepimiz böyle bir şekil kapatılmış ve işte ses frekansı formatında bir yolculuğa çıktık. O yolculuğa çıkışa dair bir sezgiyle üretilmiş bir şeydi. Bakalım, yani sanatçı belki o yolculuğu anlatmak, aktarmak ya da bazen de işte o yolculuktan çıkış yollarını defalarca denemekle debeleniyor. Baktığım yerde işte iki unsur çıkıyor. Ya bir, benim debelenmem işte kamerayla kayıt altına alınıyor, teşhir ediliyor. Öyle bir hissiyat var bu sergilediğim videoda. Ya da işte o debelenme rolünü biraz böyle Charlie Chaplin, Buster Keaton filmlerindeki gibi abartılı bir şekilde ama kendi gözümden göstermek gibi bir yöntem deniyorum. Yani Gizem'e referans vereceğim tekrar. Gizem mesela işinde portresi ve kendisiyle direkt insanların yüzünü yerleştirerek bir cevap arayışında. Ben ise burada tam anlamıyla biraz böyle bilgisayar oyunlarındaki first person shooter'lar gibi kullanıcı sanatçı, sanatçının gözünden, sanatçının zihninin içine hapsolmuş veya işte onun vücudunun içinde hapis bir şekilde olayı deneyimlesin gibi bir hissiyatla çıkarmaya gayret ediyorum. Ki fotoğraflar, ürettiğim fotoğraflarda veya işlerde de daha çok son yıllarda insan bedeni veya insan fiziki hali, hacmi yok. Sadece insanın gösterdiği, tükettiği, dokunduğu, vakit geçirdiği o kapalı devre, işte insanların anlam yüklediği objeler, nesneler var biraz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ederim. Gizem'e de başka bir sorum daha var. Çevremizdeki insanlar, maruz kaldığımız durumlar ve bir şekilde içinde hayatta kalmamız gereken dünyalarda kimliğimizin parçasını oluşturuyor. Dikkat dikkat çalışmanda düşüncelerin herhangi bir süzgeçten geçmeden dökülüyor ve bu bende terapi hissi uyandırıyor biraz. Farkındalığı artırmak için uygulanan terapilerden biri de Gestalt terapisi. İfade edilmemiş duygular ve insanlarla kurduğumuz iletişimdeki problematik sınırlar kimi zaman akıl sağlığında kötü etkiler yaratabiliyor. Gestalt bu problemleri kişinin kendi içinde çözümleyebilmesi için kullanılan bir terapi yöntemi aslında.
yüzleşme, şimdiye taşıma ve irade gibi teknikler kullanılıyor bu terapinin içinde. Ama içlerinde en çok bilinen ve kullanılanı hoş sandalye tekniği. Bunda terapi alan kişi karşısındaki hoş sandalyeyle sohbet ediyor. Tabii bu sandalyeye, bu terapiye sebep olan kişilerden birilerini yerleştirerek onunla sohbet ediyor zihninde. Mimikleri kullanmak da buradaki başarı oranını artırıyor. Senin iç diyalog yöntemiyle aktardığın düşünce ve duygular söz edilmekten, kaçınılan konularla karşı karşıya gelmekten korkmuyor, onlardan geri durmuyor. Çalışmalarının genel yapısını oluşturan iletişim kurma hali hakkında neler söyleyebilirsin? Ya benim genel olarak pratiğimde galiba bir paylaşma alanları yaratmakla ilgili bir ilgim var. Bunun, yani burada da insanlarla aslında iletişim kurmayı arıyorum galiba. Bu ilk video, yani bu ilk yansıttığım videolardan biri de Dikkat Dikkat'tı. Orada gene başta bahsettiğim gibi işte böyle bir etrafından duyduğum ve genç sanatçıya yüklenen ve neler yapması ve nasıl kendini göstermesiyle ilgili böyle biriktirdiğim bir takım cümleler vardı. Ve onu dışa vurarken böyle o yani o dinamikleri oluşturan karakterlerle diyalog kurarak onlardan ne beklenden ne bekliyorlarsa o hale dönüşmek üzerine bir kurgu düşündüm aslında. Yani işte ilk izleyiciye yaptığımda ondan bana bakmasını istiyorum ve bütün içeriği bana bak, bana bak, bana bak demek üzerine. İşte koleksiyonlara beni satın al, basına benim hakkında yaz vesaire gibi. Ve o da şeyde çok iyi işliyordu, yani işte o bir genç sanatçı ve tek amacı bir şekilde görülmek, üstüne yazılması ya da işte işlerinin satın alınması gibi. Bunun devamında üzerine düşündüğüm konular galiba birazcık değişti böyle ilerledikten sonra, ama o yapma şeklimle ilgili o iç sesle ilişki kurma hali değişmedi. Ya orada da galiba en özünde şöyle bir istek var. Benim kendi kendime terapi örneğini vermen o yüzden böyle ilginç geldi. Gerçekten dert ettiğim şeyleri orada bir yalnızlık hissiyle hissedip bunu bir noktada bu sadece benim derdim olamaz, birinin daha derdi olabilir ve bunu oradan Borgan'ın da söylediği gibi bir persona yaratıp işte ortak bir dert olarak aktarmanın bir yolunu bulursam belki karşımdakine de konuşur. Ve onu gösterdikten sonra da o geri dönüşü alırsam ben de okey tamam, hepimiz böyle hissediyoruz ve bunu hissetmek normal gibi bir yere geliriz gibi bir ümidim var galiba. Öyle. Belki ben bir ikinize bir soru sorabilirim. Yani Borga'yla da hani bu işi ortak üretirken benzer dertler içindeydik. İşte farklı kimlikler, farklı zamanlar yaratma meselesi bir yandan da üretim pratiğimiz haline de geliyor. Yani sanat pratiğini üretebilmek için benim başka bir yerde çalışarak biriktirdiğim parayla iş üretmek, kendi kendime bir prodüksiyon yaratabilme durumunu sağlıyordu. Ve bu haliyle bize farklı kimlikler de kazandırıyordu. İşte benim yaptığım, işte gazetelerde çalışmıştım, televizyonda çalıştım. İşte en son sergi prodüksiyonları yaptım. Bölüne bölüne gerçekten pratiğinin içine başka parçalar taşımaya başlıyorsun. Yani ikinizde de farklı durumlar var biliyorum. Yani hem sanatçı kimlikleriniz var hem de yaptığınız başka işler var. Yani bu süreçlerden biraz bahsedebilir misiniz? İşlerinize nasıl entegre oluyor bu dönemler? Ben başlayayım Morgan. Ya benimki galiba o yıllar içinde. Yani ilk başladığımda işte anlattığım gibi yeni mezun bile olarak geldiğim için bir galeride çalışmak şuradan çok mantıklı geliyordu. Hem tabii ki para kazanmam gerekiyor. Zaten onu bu arada ben mezun olduğum anda galiba anlamıştım. Hani ben sadece sanatçı olamayacağım ve her zaman para kazanmak için bir ek iş hep olacak orada. Bir galeride çalışmak mantıklı geliyordu ilk başladığımda. Çünkü işte genç sanatçıyım ve kimseyi tanımıyorum ve bir şekilde oradan bir ilişkiler kurarım gibi bir düşüncem vardı. Ta ki o beni bir noktada yok edene ve daha fazla yapamayana kadar orada kaldım. Devamında da bu az önce bahsettiğim aslında o paylaşım alanları yaratmak üzerinden galiba düşünmeye başladım ve eğer benim kendi pratiğimde yapmak istediğim şey buysa buna ek iş yaptığım şeylerde de bunu farklı şekillerde nasıl yapabilirim? Öyle işler kendime seçmeye çalışıp buna bir şekilde senin dediğin gibi o kimliklerin bölünmesinden çok özünde hepsinin artık bir bütün oluşturmasına galiba gayret etmeye çalışıyorum. Yani yaptığım işle ürettiklerimin bir bağlantısı olması ve birbirlerini besleyecekleri bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum galiba. O yüzden şu an işte mesela bir lisede çalışıyorum.
Orada kültürel etkinlikler organize ediyorum. Yine aslında yaptığım şey insanları bir araya getirmek ama oradaki benim şapkam farklı sadece. Ben bir iş üzerinden değil de bunu bir atölye üzerinden yapıyorum gibi ya da bir sergi açarak yapıyorum. Şey diyebilir miyim? Bu biraz da peki böyle bir direnme gücü de veriyorum. Çünkü gerçekten şartların zor olduğu bir sektör kelimesini tırnak içinde kullanıyorum ama bir yapı içindeyiz. Yani sadece sanatla yaşayabilmek çok zor. Düzensiz bir gelirin içindesin. Yani hayatını bunun üzerine kurman kesinlikle zaten olanaksız gözüküyor şu an şartlarında bile. Bu bir direnç yaratıyorum. Gerçekten içinde bu işi yaptığım için pratiğimi devam ettirebilirim mi? Yaratıyorum yoksa tam tersi, ters motivasyonla yaratabilirim mi bilmiyorum. Benim kafamda hep ben pozitif düşünmeye çalışıyordum bu noktada. Yani şu işi yaparsam diğer sanatsal bir şey yapabilecek bir zamanım ve param olabileceğini biliyordum. Ve bu her zaman bana bir umut veriyordu. Sen bu noktada ne düşünüyorsun? Ya ben verdiğini düşünüyorum ve hatta sadece yani o yaptığım işte galiba o yüzden öyle bir yere geldim. Sadece para değil başka bir şey de katması lazım ki bana onu yapma gücünü bulayım gibi bir şey hissediyorum. Bir de özellikle Türkiye'de baktığın zaman böyle zaten çok küçücük bir ortamın içindeyiz ve çok kısıtlı mekanlar ve imkanlar ve alanlar var. Bu başka yerlerde girip yaptığım işleri yani ister istemez bugün Türkiye'de sanatçı olduğun zaman böyle bir aldığın kadar vermen de gerekiyor ve öyle bir dinamiğin içine giriyorsun ya, en azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü benim şimdiye kadar yapabildiğim, açtığım sergiler birileri bana kapıları açtı, alan sağladığı için oldu. Ben başka bir şapka taktığım zaman da ben de orada başkalarına alanlar açacağım ve birbirimize bu alanları açarca zaten ilerleyeceğiz gibi bir düşüncenin içindeyim. Ancak oradan güç bulabiliyorum galiba. Yoksa öteki türlü sırf işte yani yaptığım işten tek beklediğim şey para olsaydı o zaman o verdiğim zamanı da çok daha fazla hesaplamaya başlardım. Ve o böyle üstüme bir ağırlık gibi çöküp sıkıştırırdı beni. O yüzden bu şekilde düşünmek daha rahatlatıyor sanırım. Ben çok konuştum. Borga'ya veriyorum birazcık. Evet. Tekrar selam. Aklıma şöyle bir şey geldi benim. Daha öncelerde ses geliyor mu? Şu anda geliyor herhalde. Kendi kendine. Tamam. Tekrar geldi. Yani seyyahlık gibi bir şey aslında. Sanatla meşgul olurken bütün fiziki atraksiyonlarla, meşgalelerle o sanat dediğimiz ya da ürettiğimiz şeyi dolduruyoruz yani, zenginleştiriyoruz. O Özgür'ün bahsettiği o birikim hali. Mesela hakikaten bir işte bir şeyin, bir kütüphanenin tasnifiyle uğraşıp bir şey öğrendiğinde o işine elbet güzel bir şekilde girmeye başlıyor. Ya da işte bir serginin küratörlüğünü yaptığında oradaki o küratöryal pratik sanatsal pratiğe yansıyor. Ya da işte akademik bir şey yazdığında o oradaki dinamik öbürüne yansıyor gibi bir şey vardı. Ve bu durum eskiden daha atlamalı, rahat rahat sıkıldığın yerden uzaklaşıp onu terk edip başka bir şeye geçmen anlamında bir avantaj sağlayabiliyordu. Yani boş ve tanımsız alanlar vardı eskiden. Hem işte sanat ortamında hem akademik ortamında ve bir şeyde biraz daha boş ve tanımsız hem zamana hem de alana sahiptik gibi. Buna şöyle düşündüm, şimdi geldi aklıma. Muhatapsızlık biraz, ama muhatapsızlık kötü bir şey değilmiş, iyi bir şeymiş. Muhatap olununca aslında muhatabın ne kadar baskıcı bir şey olduğunu ve beklentisi çok olan bir şey olduğunu fark ettik gibi geliyor. Bir de eskiden para yetiyormuş. Yani işte para sadece işte bir yerden alıp saklaman gereken bir şey değilmiş. Oradan arttırdığında malzeme alıp bir sergi hazırlayabiliyor musun? Ya da bir yazı yazmak için bir yerde bir şehir dışına gidip tur atabiliyor musun? Şimdi o günleri biraz geriye attık. Ben biraz negatif konuşanı olacağım konuşmanın. Meşgale için harcanabilir zaman ve paranın kaybolması biraz bizi açıkçası sıkıştırmaya başlıyor. Ve burada benim kafama taktığım en önemli unsur o muhatap geliyor işte. Mesela 2015'ten sonra falan muhatap, o koca muhatap, bold muhatabı daha fazla hissetmeye başladım. Hele 2019-18 bu üniversiteler artı sanat kurumları, pandemiye karşı nasıl refleks geliştirelim, işte her şey devam etmeli, daha fazla çalışmalıyız gibi bir takım baskılar da gelmeye başladı. O noktada mesela işte şey, senin bulunduğun, o bölündüğün işte akademik kariyer ya da işte çalıştığın başka yer, proje koordinatörlüğü ya da işte sanatçılık
meşgalelerinde herkes senin o muhatapın olan üst segment yapı seni daha fazla çalışmaya zorlamak istiyor. Daha fazla şey bekliyor ama sen aslında o bölünmelerle ya da 5'e 6'ya ayrılmalarla kültürel bir zenginlik yaratabiliyorsun, üretebiliyorsun. Onu şimdi çok daha sertleştirince alanlar daralmaya ve bizim o esnek zaman, düşünebilir veya üretebilir olduğumuz zamanlar elimizden maalesef fazlasıyla alınmaya başlıyor. Fiziki alanda mesela bu pandemide gidince biraz o alanın teması eksilmiş bir şekilde hissediyorsun. Ses biraz sıkıntılı bir alan gibi geliyor bana. Yani işitsel olarak varım burada bir frekansım ama işte fişi çektiğinde yokum gibi bir şey. Ama mesela işte duvara bıraktığın bir iz ya da yapıştırdığın bir materyal ya da işte devamlı bir yerden sokağa veya ana alanı işte dünyayı dolaştıkça karşına seni anımsatacak bir iz, bir şeyler kalmadıkça o yoksullaşma, eksilme ve yalnızlaşma hissi daha sert bir şekilde geliyor. Ve o yüzden böyle belki kolektif hareketler ya da işte çok sesli, çok etkinlikli en azından insanların bir yaşadığı, ürettiğini birbirine değdirip temas ettirebilecek etkinlikler bence güzel bir çıkış yolu olabilir. Ama sadece bu mantıkla da çıkış olacağını düşünmüyorum. Belki daha alternatif şeyler de denemek lazım. Yani burada sanatçılar genellikle ses ve işte konuşan kafalara dönüşmeye başladı. Günün, hafta, yılların klişesi halinde. Yani o konuşan kafaları beklemek dışında sanatçıların nefes alma alanlarını da dolaşıma sokabilecek veya birbirine iletebilecek bir yapılar oluşturmaya çalışmak lazım gibi geliyor. Yani dağınık bir konuşma oldu ama umarım ifade edebilmişimdir. Borga, bir de az önce şeyden bahsettin. Kimliklerin pandemi sürecinde iyice iç içe geçmesinden ve kapsül içinde hapsolup dışarıdan veya içeriden gelen ataklara maruz kaldığınızdan ve kaçamamaktan bahsetmiştim. İkinizin çalışması başlangıçta zıtlıklarla başlıyor gibi görünüyor ama sonra evrildikleri yer, ortak meseleleri, dertleri ne sizce birbirinizin çalışmasına baktığınızda? Ya bana yan yana gelmeleri şundan çok ilginç geliyor. Böyle ikimizin de mesela bir yerde yaşlarımızdan bahsettiğimiz bir yer var. Orayla ilgili bir duran bir yer var. İşte ben hep genç sanatçı olmak ve oranın üzerine Borga'nın söylediği gibi ekrana kendini koymak ve bana bakın, beni dinleyin, beni keşfedin falan diye bağırıp orada bir yer bulmaya çalışan bir karakter var kendini gösterip. Borga'nın ki ben yani neredeyse hüzünlü diyeceğim bu video için. Böyle bir his yaratıyor bende bakınca. O mekanla olan ilişkinin de verdiği bir şey var bence. Böyle bir odanın içinde tekrar tekrar dönüp bir de çok küçük bir yer ve aynı görüntüleri tekrar görüyorsun ve tonunda da öyle bir şey var. Sürekli akan ve geçen ve giden zaman. O zıtlıklar bana ilginç geliyor ve yan yana konuldukları zaman böyle bir neredeyse ümitsizlik hissi oluşturuyor gibi geliyor bana. Ben tekrar ikisini size izleyince ama seninkinin sonra gelmesiyle alakalı galiba. Daha ileride bir yerden böyle sanki şey gibi ilk başlayan o genç sanatçının hevesi bir anda böyle bir odaya kapanmış ve böyle hayır, umut yok ve hiçbir yere gidemeyeceğiz ve zaman aktı geçti falan gibi bir his yaratıyor bende. Ya ortak mesele sadece galiba o akan yıllarda hala devam eden işte nasıl diyeyim, sadece o sanatçı olmama hali ve işte devam eden ek işler ve orada o kimliklerin arasında kendini bulmaya çalışmakla alakalı sanırım. Belki bu arada bir şeyler eklemek ister. Bir de dille çok alakalı, pardon, son olarak onu söyleyecektim. Bence oradan da bana yan yana gelmeleri ilginç geliyor. Benim işimde mesela çok daha alaycı ve ironik ve böyle bir ton varken Borga'nınkinde yine az önce söylediğim gibi sanki daha hüzünlü ve daha ayakları yere basan, daha olgun bir ses var orada. Daha çok zıtlıklar üzerine konuştum ben ortak noktalardan. Belki Borga ikisini birbirine bağlamanın bir yolu olur. Yani aslında şey,
Serüvenle de ilişkili. Benim de belki hakikaten daha genç ve daha yeni üretim sürecime yakın olan dönemleri dair bir işim gösterilmiş olsa daha umutlu, daha parodik, daha ironik olabilirdi. Ama bu biraz da işte hem yıllar geçtikçe bizle beraber işte dünya da hareket ediyor. O dünyanın son işte 5 yılına falan baktığımızda pek iç açıcı, hele bu coğrafyadan bakınca pek iç açıcı bir ruh hali gelmiyor. Senin üstüne yapışıyor bir noktada. Ama ben ikimizin işinde de ortak nokta olarak bir ayna fikri üzerine düşündüm. Yani sen aslında seni gösteriyorsun ama sen bir ayna yaratıp yansıtıyorsun ve çarpıyor izleyici orada. Bir şekilde o etkileşimi bir mıknatıs etkisiyle pozitif ya da negatif önce çekip sonra dışarı iten bir halim var. Bense mesela onu biraz daha aslında ironik ve muzipçe dediğim mazoşist de bir duygu bu noktada. O mekan, o dar mekanın içinde izleyiciyi hapsetme diye başlıyorum gibi bir durum ortaya çıkıyor. Orada da bir yani baktığı yerin içerisinde kendini görme hali gibi bir arayış var. Senin yaptığın işte ise genç bir sanatçı ya da işte o genç sanatçının var olduğu alana dair umutlu olan ve enerjisi olan bir sanatçının anlaşılmasına dair bir tarifi tekrarlıyorsun. Biraz ikisinde de şey var gibi geliyor bana. Çok üst abartı refleks bir okuma olabilir de işte Bruce Nauman'ın stüdyosunun devamlı etrafını sekerek çizdiği şey gibi, video performans gibi. Yani aslında beni tanımla, beni tanımla ya da benim bulunduğum, maruz kaldığım durumu tanımla gibi bir tanımlama hadisesi var burada. İşte o yüzden Nur Saç ve Monitör bu sergi kapsamında iki portreyi bir şekilde mekanlaştırdı gibi aslında. Portre dediğinde sadece fiziki anlamda bir portre odağına bakmak yerine o portre, o kimliğin maruz kaldığı alana bir ayna tutmak, bir, ya o alanı bir yansıtmak fikri üzerinde bence besleyici oldu ve iki senin dediğin zıtlığın da bir arada bulması bence avantajlı. Yani şöyle düşün, benim mekansal tonumda başka bir video olsa daha dramatik bir hal olabilirdi. Ya da iki tane daha yüz ve konuşan insan odaklı imge olsa belki birbirini eritir ya da çok feci bir şekilde çarpışır bir etkileşim olurdu. Sergi bütününe bakınca bence o ikililik, ardışık izleme ilginç bir deneyim. Buradaki izleme deneyimi mekanlaşamadığı için mekanlaşmış halini kafamda kestiremiyorum. Yani gerçekten işte mikserin de başta söz ettiği gibi fiziki bir şekilde bunları yan yana getirip izleyiciyle etkileşimini görseydik belki daha başka şeyler söyleyebilirdik ama burada senin dediğin gibi o ardışık izleme hali söz konusu. Çünkü aynı anda aynı iki ekranın yan yana çalışması veya işte sırt sırta çalışması gibi bir şeyi burada yaşayamıyoruz. O da belki şeyi etkiliyor, işin mental algısını etkiliyor bir yerde. Bu kadar benden de şimdilik. Ben böyle gene konuyu ufak ufak başka bir yerlere taşıyabilirim belki. Hani başta ikinizin biyografilerinden bahsederken farklı kolektif yapıların içinde de var olduğunuzu söylemiştim. Borga İzmir'de birçok yapının içinde, sen İstanbul'da keza aynı şekilde, hatta İzmir'den Ethem'le de işbirliklerin oluyor. Bu süreçler aslında yani otoportremizi oluşturan şeyler aslında. Sanatçı olarak baktığımızda birçok pratik yaptığımız işler, işte kolektif hareketler, üretim pratiklerimize etkide bulunuyor. Bu süreçleri biraz değerlendirebilir misiniz? Yani bu işleri üretirken mevcut işleriniz üzerinden de belki bunları değerlendirebiliriz. Bu yapılardan gelmenizin nasıl etkileri var? Ya benimki birazcık şeyle bağlantılı. Başta bahsettiğim işte benim pratiğim, ben paylaşım alanlarıyla ilgileniyorum deyince işbirlikleri en başta ondan ilgimi çekiyor benim. Birlikte öğretmek, birlikte düşünmek ve oradan beslenmek. O yüzden de işte beraber çalıştığım, yani yıllar içinde birlikte Ethem en eskilerinden biri, Ethem de burada galiba. Onunla, yani 10. yılımızı kutlayacağız bu sene. 10 senedir beraber düşündüğümüz ve çalıştığımız bir şey var ve onların
aslında bu yani ek iş olmasa bile o zamanı parçalama ve bölme kısmında bence onun da bir etkisi oluyor. Böyle bir oradaki işte beraber çalıştığın insanlara karşı da bir sorumluluğun var. Hem senin pratiğini besleyen ve ilerleten ve dönüştüren bir şeye dönüşüyor. Bir yandan da işte yaptığımız o zamanımızı parça parça, parsel parsel gördüğümüz programda onlara da ayıracak vakitler yaratmak gerekiyor gibi geliyor bana. Ve onu yaparken de yani benim birlikte çalışma pratiğimde böyle bütün bunları işte bir nasıl diyeyim, sürekli yapılması gereken bir iş gibi değil de zaten beraber kolektif içinde olduğum arkadaşlarımın hepsi de bu böyle galiba üst üste binen bir şey. Onların hepsi de başka kolektif yapıların içinde varlar ve hepimiz bir aynı anda bir sürü insanlarla çalışıp böyle ara ara yollarımızın kesiştiği bir süreçteyiz gibi geliyor. O yüzden de işte yani o ilerlemede işte sürekli atıyorum böyle kendi kendime her yıl bunlarla bu işi üretmem gerekiyor gibi değil de o sırada düşünürken hangi beraber çalıştığım insanla daha aynı yerdeysek ve hepimizin zamanı varsa ve beraber bir şey üzerine düşünüyorsak galiba orada denk geliyoruz. Ve öyle devam ediyor. Çok karışık karışık anlatmam lazım. Evet, sanırım bende de aslında böyle bir besleyen bir şey olarak ortaya çıkan bir şey var. İşte 2000'lerin başından beri yani kendin bir şey üretiyorsun ama kendinin bir şey üretmesi bir noktada tatmin etmiyor. Çevrende hep beraber üretmenin keyfi bazen başka. Onun harici artı bir de şeyle uğraşıyorsun. Mesela bir şey, bir sanat projesiyle uğraşıyorsun. Kafan çok yoğun, sıkışmışsın, canın sıkılmış artık sanatçı rolünden. O yüzden o proje koordinatörü rolüne geçebiliyorsun. Ya da mesela meslekleştirmeme fikri dediğim o muhatapsızlık fikri bazı zamanlar çok iyi de geliyor. Yani o yükümlülük ve baskıyı azaltmak veya rahatlamak için. Yani müzik gruplarında da olan bir şey bu mesela. İşte kimi gruplarda işte bazıları solo proje yapar. Sonrasında gruba tekrar döner. Grupla birlikte çalmaya devam eder. Grupla çalmaktan keyif duyar gibi bir ruh hali de var aslında sanatçıda. Çünkü bu sanat dünyası seni işte genç sanatçı, işte veteran sanatçı, şu sanatçı, bu sanatçı diye kodluyor ama işte sonuçta o ya da küratör, senior küratör bir şey böyle hep kartografik ve şey bir kısım var. Belirlenen görevler var. O görevler haricinde insan olarak bir etkileşim içindeyiz ve birbirimize çarpıp besleyebiliriz duygusu çok önemliydi. Ama böyle 2 yıldır işte pandemide bu bütün o kaçma alanları, kaçış alanları dediğim şeyler benim. Yani mesela küratöryal ya da arşivel bir şey yapmaktan çok bunaldığımda oradaki bunaldığımın çıkış, rahatlama motivasyonunu izole olup bir kendi projemi üretmekte bulabilirken şimdi her şey multilayer bir şekilde tek bir dijital ekrana ve sanal kimliğe büründüğü için hepsi üst üste geliyor ve kaçacak çıkacak bir yer bulamıyorsun. Ancak belki işte telefonunu, bilgisayarını ya da işte bulunduğun alanın elektriğini bir şeyini kesip tamamen yok olmak gibi bir şey geliyor geriye. Yani bu baskı yapıdan nasıl çıkılır onu da bilmiyorum. Böyle yani yeni bir endüstri çağı gibi yani herkese burayı mahkum edebilecek bir şey de var söz konusu giden. Yani burada var olmadığında var olmuyorsun veya işte kendini ifade etme kanalları bir yerde tıkalı, yani daha farklı, daha rahatlatıcı, küçük komüniteler, küçük mecralar, bir araya gelişler yakalamak da gerekiyor. O yani bunu biraz old school diyebileceğim yönde deneyimlediğim için biraz yani 90 işte sonlarında başladım kolektif çalışmaya. İşte 2020'lere gelmiş. İş biraz şeydi, ne zaman daha muhatapsız ve cesaretli halde giderken daha mutluyduk. Ne zaman profesyonelleştik, ne zaman iş yükleri ve beklentiler, sorumluluklar arttı, o mutluluğu biraz kaybettik gibi. Benim hissiyatım bu. Ben bir de şey eklemek istiyorum, o muhatapsızlıkla ilgili söylediğin şey, kolektiflerde bence onu bir de tekrar bulduğumuz bir alan gibi geliyor bana. Çünkü genelde ya benim en azından deneyimimde kolektiflerin öğrettiğim şeylerde daha bir işte burası için bunu öğretiyorumdan çok kendi pratiğimden farklı olarak
aslında ilk başta önemli olan orada birlikte o vakti geçirmek oluyor. Ve o yaptığın üretimin de böyle yani daha sürece gerçekten dayalı. Kendi kendine süreç dediğin şey zaten o. O da atölyende geçirdiğin vakit o paylaşacak biri yokken o süreci paylaştığın ve sürecin kıymetli olduğu ve daha özgür hissettiren bir üretim şekli geliyor buna. Daha oyun oynayabileceğin, kendi kendine yapacağın bazı şeylerde belki cesaret bulamayacağın ama orada bir o birliğin gücüyle okey tabii ki bunu yapacağız hep beraber diye gaza geldiğin falan da bir yer var. Ve genelde de süreç odaklı. Ya benimkilerin hepsi yine beraber çalıştığım kolektiflerin çoğuyla amaçtan çok hep böyle süreç üzerine düşündüğümüz bir alan gibi geliyor. O da daha özgürleştirici. Ben bir de böyle teknik açıdan bir şey söylemek istiyorum. Belki siz de üzerine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Hani işler pandemiden çok önce tabii ki yapılan işler ama bir yandan da pratik olarak şu an hani üretim pratiklerine baktığımız zaman da hani evden mevcut kendi yaşam alanının bu atölyen olduğu evin olabilir. Bu alan içinde üretimler yapmaya başladık. İkinizin de aslında işine baktığımızda Borgan'ın okuldaki çalışma ofisinden bir görüntü görüyoruz. Muhtemelen seninki de atölyen evi onu bilemiyorum. Galerideydi. Galeride miydi? Pardon. Yani bir küçük bir dar alanda aslında yani kendimizi sıkıştırdığımız hani o kimlikleri belki sıkıştırdığımız alanlar içinde bir şeyler üretmeye başlıyoruz ve şu anki pratikler içinde de benzer bir yapıda ilerliyor aslında bu. Hatta son zamanlarda Ahmet Öğüt de böyle bir ilk başta Instagram serileri falan yapmaya başlamış işte evde üreten sanatçılar ya da evde üretilmiş işler diye. Bunu bir belgesel serisini falan da çevirmişti. Bu güncellenebilir bir hale geldi. Bu iç diyalog meselesi, kendi kendimize konuşma. Çünkü çok fazla kendi başımıza kalmaya başladık. Her ne kadar internet üzerinden çok fazla sosyalleşsek de, çok insanla görüşsek de aslında kendi başımıza kalıyoruz. Ve en sonunda tekrar günün sonunda bir içe dönüp konuşmaya başlıyoruz. Ben ikinizin işinde de bu bağlantıyı en başından beri görüyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey olabilir mi konuyla alakalı? Yani mesela şey gene mikserin ilanla Instagram postlarından birinde gördüm. Ferhat Özgür de video essay bir iş yapmış mesela. Video essay ilginç gelmeye başladı. Yani kendi kendinesin. Aslında kendi kendine bir günlük tutuyorsun gibi. O self video essay'ler çoğalabilir gibi geliyor bana bu dönemlerde özellikle. İnsanlar kendilerine dönebiliyorlar ama kendilerini ifade edebilecek plastik fiziki mekan bulamadıkları için anlatmaya, dile dönüyorlar. Bu dil ya işte belki daha şifreli, daha soyutlamacı ya da böyle kodcu bir dil olabilir. Ya da böyle hakikaten konuşarak kendini ifade etmenin farklı türlü yollarını, egzersizlerini arayarak geliştirebileceğim bir şey olarak çıkabilir gibi geliyor. Ama belki biraz da şey de var işte ne bileyim bundan 2-3 yıl sonra yeter artık çok sıkıldık, çok konuştuk. Biraz daha fiziki bir şeyler yapalım hissiyatı da gelebilir insanlara. Biraz line bir şey şu anda. Yani herkes bir Zoom'daki bekleme odası içerisinde kendi kendine konuşuyor gibi hissediyorum mesela. O dünya normale dönerse veya açılırsa oradan çıkıp o evrene, ortama üretmeye tekrar dönebilir gibi. Ya bende tam tersi bir etki yarattı. Çünkü benim pratiğim zaten sürekli kendini dinlemek ve kendi kendime konuşmak ve iç sesleri yansıtmak üzerine olduğu için pandemi öncesinde de. Ve işte o daha rahatsız edici sesler, kafanın içinde seni zorlayan sesler ve onların dışa vurumu gibi. Şu an mesela bunun tam tersi bir şekilde yeni düşündüğüm işlerin hepsinde de yüksek duygular ve böyle daha heyecanlandırıcı şeyler ve iletişim kurmak ve başkalarının sesi ve başkalarının anlattıkları gibi bir şeyle ilgilenmeye başladım. Galiba o yani benim kendi kendime yaptığım şeye mecbur kalınca belki bilmiyorum şu an çok hala içinde olduğum için mesafe alıp konuşamıyorum ama zaten yaptığım şeyin tekrar içinde bulunca onu yapmak anlamsız gelmiş olabilir ve böyle artık başka bir şey üzerine düşünmek istiyor olabilirim ya da yani yalnız kalmaktan çok sıkılmış ve artık başkalarıyla bir şey öğretmek istediğim için ondan da ilgileniyor olabilirim. Ben birazcık yani bu en son sergi yaptıktan sonra da öyle bir yere geldim sanırım. Böyle bir kendimi dinleyip sadece kendim hakkında konuşmakla ilgili biraz ondan uzaklaştığım bir evreden zaten geçiyordum ve pandemi onun üzerine geldi. O yüzden öyle şeyler üretmek
ne ilgilenmiyormuş böyle bir de. Bizim böyle ufak ufak soracaklarımız bitti aslında. Böyle sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Böyle soru cevap bölümüne geçelim mi? Eğer sorular varsa. Bence alabiliriz soruları. Daha 50 dakika konuşmuşuz. Evet. Görevimizi tamamlamışız. Konuşmamız için de gerek yok. Bundan sonra rahatlayabiliriz. Rahatlayabiliriz, evet. Hı-hı. Eğer soru varsa mesaj bölümünden bize gönderebilirsiniz ya da söz olabilirsiniz. Ben monitöre bir soru sorayım istiyorum mesela. Yani birkaç böyle sergidir pandemi dolayısıyla daha dijital alana taşıdınız meseleyi. Oradaki seçimler ve işte online bir web sitesi içerisinden gösterme hali sergilerin başlangıç oluşturma aşamasını etkiledi mi? Ona göre mi plan yaptınız yoksa fiziki de olsa bu işler yan yana gelirdi ya da işte daha dijital olursa bununla bu yan yana gelse daha iyi olur mu gibi kaygılarınız var mıydı? Onu merak ettim. Geçen sene başlamıştık tabii biz dijital aktarmaya bu sergileri. Onda da şöyle bir durum olmuştu. Henüz pandemi yoktu biz kültür için alana başvurduğumuzda ve ona göre bir sergi programı hazırlamıştık. Daha sonra pandemi ortaya çıkınca sergileri değiştirmedik. Sadece çevrimiçi ortama taşımış olduk. Bu yüzden bu düşünülerek organize edilmiş bir şey değildi başlangıçta geçen sene. Hı hı. Ama bu sene için, yani bu sergi için öyle oldu. Yani ikinizin işi de bu alana uyumlu olarak düşündük. Biraz da aslında teknik meseleler tabii ki ön planda. Hani çok kanallı bir iş gösteremiyoruz. Hı hı. İnternet üzerinden bunu göstermek malum zor bir iş. Bir yandan da çok spesifik işte ekipman ihtiyacı olmayan özellikle ses sistemi ya da görüntü ihtiyacı standart bir ekran tarafından da ya da bilgisayar, laptop tarafından karşılanabilecek işler de tercihimizdi. Yani seçimleri biraz bu yönde ilerlemiştik ama sizin işleri için hani bir cevap vermek gerekirse aslında kafamızda otoportre meselesi vardı. Hani mikserle bunu ilk konuştuğumuz evrede. Bir sergi planlıyorduk ama otoportre meselesini nasıl ele alacağız, nasıl video işi göstereceğiz bölümünü fazla düşünüp ondan sonra zaten Gizem'le sen aklımıza gelen ilk iki isimdiniz. Ve işlerin de yapıları aslında Gizem'in aslında çok kanallı bir işi vardı. Dört kanallı değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Dört kanallı bir işti. Gizem'den onu tek kanalı çevirmesini rica etmiştik. O da bizi kırmadı, tek kanallı göstermesini kabul etti. Aslında hani uygun olmayan bir iş ama bir şekilde arka arkaya gelerek uygun bir formata çevrildi. İnternet üzerinden de izleyebileceğimiz bir hali. Bu fiziki mekanda da pekala bir araya gelebilecek uygun bir format aslında. Bundan sonraki aslında hiç tercih ettiğimiz bir mecra değil. Hani kendim de video öğreten bir sanatçı olarak ekrandan video işi izlemek oldukça keyifsiz. Yani o mekanı tecrübe etmek işte... O büyüklüğün içinde gerçekten kaybolmak, sesi mekanın içinde hissetmek çok etkileyici. Bazı şeyleri kaybediyoruz ama burada biraz da aslında seçilen işlerde de kavramlar ön plana çıkıyor. Yani kavramın gücü tekniği biraz da geri planda bırakıyor aslında. O yüzden de hani tercihlerimiz bu yönde ilerledi. Bilmem cevap verebildik mi? Bir de burada mesela çok teşekkürler cevap için çoğalma fikri ilginç geliyor. Yani ben kitapla da uğraşırken kitap mecrasıyla beni en çok motive eden şey işte çok kalabalık bir kitle bir işi gördü, geldi, hissiyatı, mekanı deneyimli hissiyatı dışında aa bak böyle bir iş görmüştüm, şu kitapçıdan alabilirsin ya da şu sitede var hissi gibi bir şey de var mesela online video sergisinde. Yani belki işte bir arada olmayan, mekan deneyimlemeyen ama işte evinde daha farklı kişilere ulaşabilecek bir şey de barındırıyor. Siz bunun takibini yapabiliyor musunuz? Ya da web sitesinde mesela kaç kişi izlemiş, kim izledi gibi bir şey çıkabilir belki istatistikleri gibi. Yani öyle bir daha fazla izleyen insan sayısına ulaşabildim özellikle online yaptığınız sergilerde. Evet, ulaşabildik. Bir de bir yandan geri bildirimler de aldık. Normalde monitörün sergilerine İzmir'de yaşamadığı için katılamayan insanlar da izleme olasılığı buldum. O anlamda çok güzel oldu. Bizi mutlu eden şeylerden biriydi dijitale aktarmamızdaki süreçte. Web sitesinden bir de yani iki gün oldu değil mi açılış şu an serginin?
Ortalama 3. güne giriyoruz ama bugün bakmadım toplamda kaç kişi. Dün 220 civarıydı izleyen kişi sayısı. Şey, istatistikleri web sitesi üzerinden görebiliyorum. Hatta kullandığı cihaza kadar görebiliyorsun aslında. Telefondan mı izlemiş, bilgisayardan mı izlemiş? Aslında bunlar önemli şeyler. Hani videoya ne kadar ulaşabilir, yani ne kadar anlayabilir, o telefondan belli şeyleri belki hiç göremeyeceksin ama çoğunlukla bilgisayardan izleniyor ve yani bunlar güzel veriler aslında. Teknik imkanları bu şekilde kullanabilmek de güzel. Nurtaç'ın dediği gibi geri bildirim alabilmek, İzmir içinde biraz sen de biliyorsun hani merkezin dışında yani periferide gösterimler yapıyoruz ve farkımızda insan, yani olmayan birçok insan var aslında yaptığımız ettiğimiz işlerden. Yani bu sayede küçük de olsa hani uluslararası bir platforma taşıma şansı bulmuş olduk aslında online taşıyarak. Geçtiğimiz sene farklı ülkelerden katılan sanatçıların ne denir, ülkelerinden izlemeleri aynen görmüştüm mesela. O mutlu ediyor. Avustralya'dan izleyenler oldu mesela. Çünkü oradan bir sanatçı vardı. Onları görmek mutlu edici. Bu arada ben sorulara bakıyorum. Bir soru gelmemiş. Kerem ve Beril teşekkür etmişler. Biz de teşekkür ediyoruz. Galiba soru yok. Hayır, böyle sessizlikte biraz beklemek gerekiyor ama galiba. Sessizliği bozayım, belki birileri gaza gelir. Şey de çok değişiyor bu, hani en son konuştuğumuz şeyle ilgili. Aslında ilk konuştuğumuzda sergi fiziksel olarak İzmir, şeyde Diyarbakır'da gerçekleşecekti. O dönemde hiç dijital olarak bunların yayınlanması söz konusu değildi. Biz bayağı şeyi düşünüyorduk. İşte İzmir'e de gideriz, Diyarbakır'a da gideriz, hepsine yer değiştiririz diye. Ama şu anda hiç o yolculuklara gerek kalmadan bir aradayız. Belki de farklı bir şey şekil olmuş oldu. Bilmiyorum, çok ilginç. Hakikaten o dönem konuştuğumuzda yok, kesinlikle online koymayacağız diye söylüyordu monitör ama şu anda her şey iki sene içerisinde çok değişti. Hepimiz bir şekilde adapte oluyoruz herhalde. Çok teşekkür ediyorum bu arada. İkinizin işini de çok beğeniyordum. Aslında Özgür'ün de bir işi vardı bu konularla ilgili. Yani sanatçı çalışan The Artist Who Works miydi? Özgür. Evet, evet, sanatçı kariyeri için çalışmak zorunda olan. O başka bir hikayeydi. Benim yıllar önce Elmas'la birlikte, Elmas Deniz'le birlikte Pistoletto Vakfı'na residency'ye gittiğimiz evrede yaşadığımız bir süreçti. Ama o artık hani para pul meselelerinin gerçekten çok berbat bir duruma geldiği bir evrede bizim yaşadığımız sorunu artık dile getirme biçimimize dönüşmüştü o sergi. Sergi de değildi, açık stüdyoda gösterdiğimiz işler. Hani o yüzden ben de Borga ve Gizem'in işlerini kendime fazlasıyla yakın buluyorum. Zaten Borga ile de hani bu ek iş, bir meşgaleyi birlikte üretmiştik. Hatta şey, Borga ile böyle ucunda açık bırakmıştık. Bunun hani sanatçılar eklenilebilir, bunu bir açık çağrıya da çevirebiliriz. Bize videosunu göndermek isteyen bu süreci bizim... Beni o zaman davet etmiştiniz hatta, ekstra bununla ilgili bir iş yapar mısın diye. Ben zaten yaptım demiştim sana. Aynen öyle. Hatta ilk seninle konuştuğumuzda işte ben küçük bir teaser hazırlıyordum. Böyle bununla bir belgesel film fonuna başvuracaktım. Evet. O evrede hani bunları toparlayalım falan dedik. Ümidimiz kırıldı ama devam ediyoruz. Yani en azından dolaylı olarak yaptığımız işleri dahil ederek bu süreci devam ettirdik. Herkese çok pardon. Teşekkür edecektim. Böyle bu hem de katılımın fazla olduğu konuşma için. Aklıma mesela şey geliyor, böyle film festivalleri artık kapanıyor. İşte fiziki festival olmaz halde. İşte Mubi güzel bir örnek. Mubi'de işte çeşitli yönetmenler, sanatçılar, bağımsız filmciler bir araya geliyor. Yani belki senkron ileride böyle daha herkesin eş zamanlı izlenebileceği bir platforma, portala bir şeye dönüşebilir. Ya da öyle alternatif ikili, üçlü kolektif grupların bir araya geldiği ve bir ortak zemin kullanabileceği bir altyapı çalışılırsa harika bir şey olabilir belki. Öyle bir kazanımla en azından sanatçıların aktif olarak hala ürettiği ve nerelere ne şekilde temas ettiğini görmek güzel olabilir. Bir tane belki soru geldi. Evet. Eda Sütünç sormuş. Siz ben tutmam.
Merhaba, teşekkürler herkese. Hayalindeki çalışma senaryosu sanatçıların ne olurdu merak ettim. Hayalimizdeki çalışma senaryosu. Borga, belki seni sen açtın sesini, sen önce söyle, ben biraz düşüneyim. Yani hayalindeki çalışma senaryosu aslında bir ütopya gibi bir şey, yani şey gibi. İnsan bir noktada hayallerinin olmaması ya da hayallerine karşı umutsuzluk istiyor ki o hayalleri gerçekleştirme enerjisi bulabilsin, çabası bulabilsin kendisine. Her şey dört dörtlük olmasın ama o kadar da baskılayan ve umutsuzluğa sürükleyen şekilde olmasın. Kararında devam ettikçe biz o hayali gerçekleştirmeye çalışalım gibi bir cevap vereceğim. Aşırı soyut. Hiçbir şey. Benim hayalimdeki çıl... Yani ya ben bu konuda biraz yani hayatımın şanslı bir dönemindeyim. İyi hissettiğim bir yerdeyim aslında. Yaptığım iş ve yani ek işle şu anki sanatçı olarak ilerleme şeyimde okey bir yerdeyim yani. Hayalimdeki demesem de mutlu olduğum. Borga'nın dediği gibi her şey mükemmel olduğu zaman zaten orada durmak istiyorsun. Bir adım ilerisinde hala hayal edebileceğim ama aşağı yukarı iyi hissettiğim bir yerden çıktım. Çok teşekkür ederiz. Bu arada devamı soruların gelirse buradan okuyor olacağız ama biz de Mixer olarak teşekkür etmek istiyoruz. Sizlerle bu projede birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Özellikle böyle bir konuşmada çalışmalarınızı da daha yakından, yani çalışmalarınıza daha yaklaştığımız için de çok mutluyuz bu keyifli sohbette. Sorular varsa alabiliriz. Fakat biz konuşmaya biraz daha geç giren katılımcılarımız için serginin linkini de bir daha paylaşmak isteriz. Sevgili Özgür ve Nur Saç'ın da eğer ekleyecekleri varsa ekleyebiliriz. Ve dilerseniz ufak ufak kapatabiliriz. Evet, soruyu beklerken ben de yine küçük bir senkronun dönüşüm üzerinden bir şeyler söyleyebilirim belki. Yani bu zor zamanda, yani zor diyorum, gerçekten bir araya gelmek, bir şeyler yapabilmek zor. Yani biz İzmir'de biraz da şehrin de dışındayız. Yani şehre gitmek, bir şeyler yapmak gerçekten zor geliyor. Korkuyoruz. Eminim bizim gibi korkan çok fazla insan var bu bir araya gelişlerden. Şu an yapılabilecek belki de en iyi şeyi yaptık. Yani dijital ortamda bir araya gidiyoruz. Yani bu her ne kadar kötü de, sıkıcı da olsa, hani fiziksel olan şeyin yerini tutmasa da böyle devam ediyoruz ama bunun bence artı değeri senkronun kapsamını çok fazla genişletti. Yani sadece klasik bir sergileme modelinden ziyade farklı modelleri de deneme şansı, bir yandan da bir araya gelme ve yapılabilirliği gösterme şansı da vardı. Bu açıdan çok değerli. Hani ileride umarım bu pandemi artık bu sene biter ve biz artık böyle normal dışarıda vakit geçirebileceğimiz zamanlara gireriz ve bu sergilerin yanında da gene bu formatlar devam edebilir. Gene başka şehirdeki etkinliğe gitmesek bile en azından bir online konuşma ya da işte bir gösterim şansımız olabilir. Bir yandan da sadece bir kente odaklanmadan her yerde etkinliklerin olması fikri de çok güzel. Yani bunun benzeri etkinlikler var. İşte Loop'a baktığımızda sadece Barcelona'da ya da işte başka bölgeleri yayılan etkinliklere çevriliyor. Ama Türkiye geneline bir video etkinliği ve bunu uluslararası bir görünür kazandırmak da bence güzel olacaktır. Yurt dışından da belki katılımcılar gelecektir. Burada sergiler yapmak isteyecektir. Yani bu sadece mevcut mekanlarla da işlemeyecektir belki de. X galeri gelip ya da işte bir proje alanı gelip İstanbul'da bir mekan ya da İzmir'de bir mekanla işbirliği yaparak bir video gösterimi de gerçekleştirebilir. Yani bütün bu olasılıkları düşünme şansı veriyor. Yani başlattığınız için teşekkür ederim. Güzel olacağına inanıyorum. Böyle bitiriyorum. Arada hala soru gelmiş mi diye bakıyorum. Gelmemiş. Bence bu arada bu bir platform, yani herkesin katılımıyla gelişecek ve bahsettiğin o hayal ettiğimiz ve oluşabilecek şeye dönüşecek. O yüzden hani gelecek sene de olur diye düşünüyoruz senkron. Herkesin üretimine, katkısına, birlikte düşünmeye açık da bir yer bence. O yüzden hani belki onun için de ayrı bir konuşma yapıp bu etkinlikler bittikten sonra onları da değerlendirmek mümkün. Hepimizin bence ihtiyacı olan bir şeydi. Birlikte bir şeyler yapabiliyor olmak, konuşabiliyor olmak. Böyle yalnız kaldığımız zamanlarda. Ben de çok mutluyum bu şekilde bir araya geldiğimiz için.
Teşekkür ederiz. Evet. Son dakika girdim. Selam. Herkes duyuyor mu bu arada? Duyuyoruz. Evet, merhabalar. Ceren ben, Bilsart'tan. Pek uygun değildim, o yüzden ses ve kamera kapalı katıldım ama çok keyifli bir konuşmaydı. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Senkronu da birlikte ileriye götürmece umarım. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Ceren. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifli oldu. Böyle uzaktan da olsa bir araya geldik ve fikirlerimizi paylaştık. Devam edeceğine inanıyorum. Seneye belki daha da yakın bir zamanda tekrardan bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Başka son sorularımız gelmiyorsa ufak ufak. Evet, Ruhum'un konuşmanın sonuna doğru katılabildim. Çok teşekkürler demiş. Konuşmanın tüm kaydı Senkron Video Art ve Mixer Art YouTube hesaplarında yayınlanacak. Konuşmaya oradan ulaşabileceksiniz. Onun da bilgisini verelim. Teşekkürler katılımlarınız için. Biz de çok teşekkürler. Bak, kapatıyoruz galiba. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.